Merhaba, ben Ahmet Yeşiltepe. Dünyanın gündemini oluşturan haberlerden seçtiklerimizi paylaşacağız. Her zamanki gibi önce birkaç başlık vermek istiyorum. Afganistan, Amerika Birleşik Devletleri'nin işgali ve NATO'nun kontrolü altında 17 yıldır yeniden yapılanan bir ülke ama terör eksik olmuyor ve Afganistan 8 yıl aradan sonra seçimlere giriyor. Ayrıntıları az sonra aktaracağız. Gümrük kapılarında artık yapay zeka işbaşı yapacak. Sanal gümrük memurları geliyor. İlginç teknoloji hikayesi az sonra ekranda olacak ve turistlerin akın ettiği bir adanın öyküsü. Tek amaç balinaları yakından görebilmek. Reunion adasına gideceğiz biraz sonra. Dünyanın haberi başlıyor. Çatışmalar ve saldırılar eksik olmuyor. Taliban, Afganistan'da her geçen gün daha da güçleniyor. Her ne kadar kendilerine gündemin üst sıralarında yer bulamasalar da Afgan halkı çok dertli. Ülkelerinde istikrar ve huzur bir türlü sağlanamıyor. Ama yine de gelecekten umutlular. Yarın onlar için kritik bir gün. Ülkede parlamento seçimleri var. Sandıktan şeffaf ve yolsuzluklara bulaşmayan bir hükümetin çıkacağını ümit ediyorlar. Taliban tam 17 yıl önce devrildi ama Afganistan bir türlü istikrara kavuşamadı. ABD demokrasi getireceği vaadiyle girdiği Afganistan'dan bir türlü çıkamıyor. Ülkenin neredeyse yarısı yeniden Taliban'ın kontrolüne geçmiş durumda. Üstelik Taliban militanları sadece kırsal kesimde değil, artık ülkenin büyük kentleri için de tehdit oluşturuyor. Güvenlik güçlerine hedef alan saldırılar eksik olmuyor. DAEŞ'le bağlantılı radikal gruplarda Şii azınlığı hedef alan saldırılar düzenliyor. Yüzlerce kişi ülkedeki saldırılarda hayatını kaybediyor. Afgan hükümeti ise rüşvet ve usulsüzlüklerle anılıyor. Afganistan dünyada yolsuzluğun en yoğun olduğu ülkeler arasında. İşte bu karamsar tablo içerisinde Afganlar parlamento seçimleri için sandığa gidiyor. 8 yıl aradan sonra ülkede ilk kez genel seçimler düzenlenecek. Güvenlik sağlanamadığı gerekçesiyle 3 yıldır seçimler erteleniyordu. Halk yine saldırı ve tehditlerin gölgesinde oy kullanacak. Taliban, oy verecekleri ölümle tehdit ediyor. Taliban'ın güçlü olduğu Gazne eyaletinde seçimler iptal edildi. 2000 oy verme merkezi de güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Son olarak polis şefinin öldüğü silahlı saldırının ardından Kandahar eyaletinde de seçimler bir hafta ertelendi. Ama tüm güvenlik sorunlarına karşın özellikle Afgan gençler yeni bir yönetim umuduyla sandığa gitmekte kararlı. Yolsuzluklara bulaşan hükümet üyelerinin ve aşiret liderlerinin yönetimden uzaklaştırılması gerektiğine dikkat çekiyorlar. Ben tehditlerden korkmuyorum. Seçim günü gidip oyumu vereceğim. Parlamentodaki temsilcimi seçeceğim. Şeffaf bir hükümet istiyoruz. İnsanlar her gün ölüyor. Parlamentomuz şeffaf olursa tüm sorunlarımız çözülür. Afganistan'da bir türlü sağlanamayan istikrar Amerikan yönetimine de pahalıya mal oluyor. 17 yıldır süren çatışmalar ve saldırılarda Amerikan ordusu şimdiye kadar 2400 askerini kaybetti. Operasyonların ABD hazinesine maliyeti ise 100 milyarlarca doları buluyor. Yapay zeka her geçen gün farklı işlere imza atıyor. İngiliz araştırmacıların geliştirdiği yapay zekalı gümrük memurları Avrupa Birliği'nin sınırlarının korunmasında kullanılacak. Karşısındaki kişinin en küçük hareketini bile kaçırmayan bilgisayar sayesinde yalan söyleyerek ya da kötü amaçla sınırlardan geçmek isteyenler artık kolayca yakalanacak. Yapay zekalı sanal gümrük memurları göreve başlamaya hazırlanıyor. İngiltere'deki Manchester Üniversitesi'nde geliştirilen sistem Avrupa genelinde sınır güvenliğinin sağlanmasında kullanılacak. Gümrükten geçecek yolcular bu sanal memurlarla etkileşime girecek. Normalde gümrük memurlarının sorduğu sorular yapay zeka tarafından yöneltilecek. Yüz tanıma teknolojisi ve ses analiz sistemleriyle donatılmış sanal gümrük memurları karşılarındaki kişinin yalan söyleyip söylemediğini de kolayca tespit edebilecek. By our automated deception detection system. Tüm yolcular otomatik yalan algılama sistemi tarafından analiz edilecek. Bunun için sadece sözleri değil, hareketleri ve en küçük mimiklerine kadar takip edilecek. Ancak son karar insan tarafından verilecek. Yapay zekanın seyahat eden kişilere bir risk puanı vereceği belirtiliyor. Aranan suçlular ve teröristler de bu şekilde saniyeler içinde yakalanacak.
4 milyon euro yani yaklaşık 25 milyon Türk lirasına mal olan sistemin önümüzdeki aylarda test edilmeye başlanması bekleniyor. Yapay zeka araştırmaları yeni bir kilometre taşını artık geride bıraktı. Fransa'da 800 sayfalık bir kitap yapay zeka sayesinde sadece 12 saatte Fransızcadan İngilizceye çevrildi. Yapay zeka kitap çevirilerine başladı. 800 sayfalık bir kitap sadece 12 saat içinde başka bir dile çevrildi. Fransa'nın başkenti Paris'te geliştirilen yapay zekanın ilk çevirisi için belirlenen eser de özel olarak seçildi. Fransızcadan İngilizceye çevrilen L'apprentissage profond adlı kitap yapay zeka ve derin öğrenme konularında yazılmış. Kitabı normal olarak çevirmeyi düşündük ama hem zaman hem de finansal kısıtlamalar sebebiyle yapay zekaya yöneldik. Yapay zeka matematikle çalıştığı için belli bir süre sonra kitabın hangi dilde yazıldığını fark etmiyor. Araştırmacılar yapay zekanın çevirisinin teknik konularda neredeyse kusursuz olduğunu belirtiyor ancak insan düzeyine ulaşmalarına daha çok var. Konu bir roman ya da sanat eseri olduğunda işler değişiyor. Yapay zekanın yaratıcılığı şu anda sıfır. Duyguyu çözümleme yeteneği maalesef yok. Uzmanlar yapay zekanın yaptığı her çeviriyle daha da geliştiğini söylüyor. Ancak insan editörlerin daha uzun süre gerekli olacağına vurgu yapılıyor. Tayland'da bir duvara sprey boyayla grafiti yapan iki turist hayli ağır bir ceza ile karşı karşıya. Suçüstü yakalanarak gözaltına alınan turistlerin 10 yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor. Güvenlik kameraları kayıtlarında turistler tuğladan yapılmış duvarın üzerine Liverpoollu Lee yazarken görülüyor. İngiliz ve Kanadalı turistlerin grafiti yaptığı duvarın turistik ve tarihi bir eser olduğunu belirten savcılık, mahkemeden en ağır cezayı istedi. Turistlerin hapis cezasına ek olarak 30 bin dolar yani yaklaşık 150 bin Türk lirası para cezasına da çarptırılabileceği ifade ediliyor. Kısa bir haber turuyla devam ediyoruz. Çin ordusu radara yakalanmayan yeni insansız hava araçlarını tanıttı. Bu arada bir son dakika haberi de verelim. Kayıp Suud gazeteci soruşturmasında ilginç ve önemli bir aşama. İstanbul Başkonsolosluğu çalışanları savcılıkta ifade veriyor. Bu haberi şu anda ekranınızın hemen altında görüyorsunuz. Evet, diğer habere devam edelim. Çin ordusu radara yakalanmayan yeni insansız hava aracını tanıttı. Wing Long 2 adlı drone saatte 400 km hıza ve 10 km irtifaya çıkabiliyor. Lazer güdümlü füzelerle donatılmış insansız hava aracının 20 saat aralıksız havada kalabildiği ve herhangi bir arıza halinde üsse kendi başına dönebildiği gelen bilgiler arasında. Bir kuyumcu soygunu görüntüleriyle devam ediyoruz. Silahlı soyguncular vitrine indirdikleri balyoz darbeleriyle çalışanlardan altınları istiyor. Kurşun geçirmez camın arkasında güvende olmalarına rağmen kuyumcu çalışanları hayli korkmuş olacaklar ki vitrinde ne var ne yoksa hırsızlara veriyor. Bu sırada vitrine arda arda balyoz darbeleri indiren hırsız pek ilerleme sağlayamasa da çalışanlar tablalar dolusu altını sürgülü bölümden çıkarıp adeta hırsızlara ikram ediyor. Hırsızlar yüz binlerce lira değerinde mücevherle izlerini kaybettirirken görüntüleri izleyen polis kuyumcu çalışanlarını olası işbirlikçi olarak gözaltına aldı. Sorumsuzluğun böylesi az görülür. Genç kadın 2 yaşındaki küçük çocuğu hiç tanımadığı insanların evinin kapısının önüne bırakıp böyle kaçtı. Şaşkın ve korkmuş olduğu görülen çocuk sosyal hizmetler tarafından korumaya alındı. Olayın aslı kısa süre sonra ortaya çıktı. Çocuğun annesi bir arkadaşından çocuğu dedesinin evine bırakması için yardım istedi. İşte o arkadaş, gördüğümüz hanım, kadın, dışarıda bir randevuya yetişmek için apar topar kapıyı çalıp çocuğu oracıkta bırakıyor ve gidiyor. Fakat bıraktığı ev yanlış adres.
2 yaşındaki çocuk durumu anlatamadığı için işin içinden çıkılamıyor. Sorumsuz kadının küçük çocuğun hayatını tehlikeye atmakla yargılanacağı açıklandı. Evet, bu olay Amerika'da yaşandı. Akıllı telefonlarla ilgili Japonya'dan bir haber var sırada. Akıllı telefonların ekran ve boyutları giderek büyüyor. Japonya'da bir teknoloji şirketi tam ters yönde bir ürün geliştirdi. Kredi kartı büyüklüğündeki cep telefonunun kalınlığı sadece 5,3 milimetre. Evet, kamerası bulunmayan bu telefonun internet tarayıcısına sahip olduğu ancak uygulama yüklemediği belirtiliyor. Cüzdana sığan ve acil durumlarda kullanılacak bir tür yedek telefon olarak geliştirilen cihazın yaklaşık 1600 liradan satışa sunulacağı açıklandı. Yine Tokyo'dayız. Japonların cep telefonu kameralarına sarılmalarına yol açan olay şehrin tam ortasında görülen bir rakun. Evet, tırmandığı ağaçta gayet rahat görünen rakunu yakalamak için aralarında polislerin de olduğu 20 kişi seferber oldu. Uzun uğraşların ardından yakalanan rakun veterinerlere teslim edildi. Yetkililer şimdi Japonya'ya özgü bir tür olmayan rakunun Tokyo'ya nasıl geldiğini araştırıyor. Hint Okyanusu'ndaki Fransa'ya bağlı Réunion adası balinaların dünyada en yakından görülebildiği yerler arasında. Turistler de balinaların dansını izlemek için bu adaya akın ediyor ama bu akın hem balinalar hem de turistler için tehdit oluşturmaya başladı. Yakalamak. Hint Okyanusu'ndaki Réunion adasında turistler bu sıra dışı deneyimi yaşayabiliyor. Fransa'ya bağlı olan ada balinalarıyla tüm dünyaya ün salmış durumda. Ada açıklarında bu yılın Haziran ayından beri yaklaşık 230 kambur balina gözlemlendi. Bölgede turistlere balinalarla yüzme olanağı da tanınıyor. İşte bu eşsiz fırsatı kaçırmak istemeyen turistler dünyanın dört bir yanından Réunion'a akın ediyor. Ama bu turist akını balinaların doğal yaşamlarını tehdit etmeye başladı. Huzursuz olan bir dişi balinanın 5,5 metreyi bulan kuyruğuyla bir turiste vurduğu anlar kameralara yansıdı. Hem balinaları hem de turistleri korumak için formüller aranmaya başlandı. Bunun için özel bir ekip oluşturuldu. "30 tonluk bir hayvandan bahsediyoruz. Öngörülemeyen hareketleri ölümcül kazalara yol açabilir." Ekipler Haziran ayından beri 500 turist teknesini denetledi. Her 4 tekneden sadece birinin balinaları korumak için konulan kurallara uyduğu belirlendi. Yetkililer şimdi alınan önlemleri arttırmayı planlıyor. Evet, bir süredir 15 günü geçti. Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir son dakika gelişmesi var. Ekranda haberin son dakika bilgisi görüyorsunuz. Şimdi başkonsolosluk çalışanları savcılıkta ifade veriyor. Bu gelişmeyle ilgili olarak Gökten Bedük şu anda karşımızda. Gökten, ayrıntıları senden alalım. Ahmet Yeşiltepe, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili olarak soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor soruşturmayı. İstanbul Polisi olay yerinde başkonsoloslukta, konsolosluk rezidansında aramalar yapmıştı. Bununla ilgili toplanan örnekler kriminal laboratuvara gönderilmişti ama bir yandan da 2 Ekim'de kaybolmuştu Kaşıkçı. İşte başkonsoloslukta çalışanlar o sırada neredeydi? Daha sonraki günlerde neler yapmışlardı? Bununla ilgili olarak ifadeleri alınıyor. Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın daveti üzerine Çağlayan'a geldiler. Çağlayan'daki Adliye Sarayı'ndalar ve savcıya, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermeye başladılar. Sabah saatlerinde yine konsolosluk binasındaydık, başkonsolosluk binasının önündeydik. Orada siyah transporter bir aracın içine yaklaşık 10 kişinin bindiğini gördük. Çalışanlar olduğunu fark ettik ama o sırada konsolosluktan ayrılıp rezidansa doğru gitmişlerdi. Konsolosluk rezidansına gittiklerini görmüştük. Ama öğleden sonra belli ki savcılık olayla ilgili ifadelerini almak üzere onları savcılığa davet etti. Ve savcılıkta şu anda ifade veriyorlar. Elbette ki söyleyecekler önemli.
Çünkü çalışanların o gün izinli olduğu yönünde bazı iddialar vardı. Ama sonraki günlerde çalışanlar içeriye girdi mi, neler oldu, içeride neler yaşandı, acaba delil kapatma gibi bir olay yaşandı mı, buna tanık oldular mı veya daha öncesinde Cemal Kaşıkçı ile ilgili herhangi bir şey gördüler mi, bu konuda verecekleri ifade önemli. Titiz bir çalışma yürütülüyor. Zaten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün yazılı bir açıklama yapmıştı. İlk yaptığı açıklamaydı bu sürecin başından beri baktığımızda. Uluslararası hukuka uygun bir şekilde, sözleşmelere uygun bir şekilde soruşturmanın kapsamlı bir şekilde yürütüldüğünü açıklamıştı başsavcılık. Bugün de çalışanların ifadesini almak üzere tüm çalışanları savcılığa davet ettiler ve şimdi de soruşturmayı yürüten savcıya ifade veriyorlar. Gökten Bedir'e teşekkür ediyoruz. Tabii çok önemli bir gelişme, bir son dakika gelişmesi. Soruşturmada yeni bir aşama aslında bu. Başkonsolosluk çalışanlarının ifade veriyor olmaları. Bu konuyla ilgili farklı ayrıntılar, bilgiler NTV İstihbarat Müdürü Erdoğan Durna'da. Erdoğan Durna'da şu anda telefon hattımızda. Erdoğan, seni dinliyoruz. Ahmet, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de girmesinin ardından bir daha kendisinden haber alınamamıştı. İşte bu olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz başkanlığında bir ekip olayı soruşturuyordu. Bugün Hasan Yılmaz konsoloslukta görevli 15 Türk çalışanı İstanbul Adliyesi'ne çağırdı. Konsoloslukta görevli 15 Türk çalışan adliyeye geldi. Şu anda Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz ve soruşturmayı yürüten bir savcı daha var. İki savcı çalışanların ifadesini alıyor. Şöyle bir bilgi var. Konsolosluğa ikinci kez çağrıldığında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ilkinde gittiğinde işlemler için saat 14'te gelmesi istendiğinde konsoloslukta çalışan görevli bütün Türklere izin verilmiş, evlerine gönderilmiş iddiası vardı. Bununla ilgili ifade veriyorlar. Şu anda konsolosluk çalışanları savcılık katındalar. Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz ve soruşturma yürüten diğer savcı tarafından teker teker sorgulanıyorlar. Ahmet. Erdoğan, şu konunun bir altını çizmek istiyorum. Bu çalışanlar aslında Türkiye'li, yani Türk kökenli, Türk vatandaşı Türkiye Cumhuriyeti olanlar. Vatandaşları. Evet, Arap yani Suud vatandaşı olan var mı aralarında? Bugün çağrılan 15 kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Türk vatandaşı olup da Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda çalışan kişiler olaya ilişkin bilgileri, görgüleri var mı? Bununla ilgili sorgulanıyorlar. Bugün çağrılan 15 kişi de Türk vatandaşı. Peki. Çok teşekkür ederiz Erdoğan Durna. Evet, Hasan Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili son derece önemli bir aşamaya geçildi soruşturmada. Bu son dakika bilgisini de verdik ve dünyanın haberi de burada sona erdi. Hoşça kalın.